Mersin Gazetesi. Sahildeki dolgu alanı yeniden düzenlenecek. Kapalı alanlar yasal hale gelecek diyen Başkan Kocamaz, tüm kiracılara çıkmaları yönünde tebligat yapıldığını söyledi. Hakimiyet Gazetesi. Çaresizliğin fotoğrafı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve büyük umutlarla Türkiye'ye getirilen Suriyelilerin önemli bir bölümü yoksulluk içerisinde yaşıyor. Akdeniz Belediyesi'nin sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik yaptığı çalışma kapsamında Suriyeli bir ailenin sofrasından çekilen fotoğraf yaşanan dramı anlatmaya yetiyor. Akdeniz Gazetesi. İmar inşaat batık durumda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar İnşaat AŞ'nin işçilerin maaşlarını ödeyebilmek için bir bankadan çektiği krediyi başka bir bankadan aldığı krediyle kapatmaya çalıştığını belirterek şu anda İmar AŞ batık durumda. İmar AŞ'yi kurtaracağız, batıktan çukurdan çıkaracağız dedi. Yeni Güney Gazetesi. Çocuk gelin her yerde. Aktivist İkram Vuran, kadınların pek çoğuyla görüştüklerini belirterek, çocuk gelinler dediğimiz bu çocukların sesini hep beraber duyup çözüm bulmalıyız. Aslında baskı olmadan kendi rızasıyla da çocuk gelin oluyor. Bu konuda medya öncü olmalı dedi. Haberci Gazetesi. Bizden ne istiyorsunuz? Mersin Otogarcılar ve Yazıhaneler Derneği üyeleri açılışına sayılı günler kalan yeni Mersin Otogarı'ndaki kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. Mersin Kadın Gazetesi. Aç bırakmış, dövmüş, 30 yıl doktora götürmemiş, kadınla zulmetmek için evlenmiş. Bartın'da 30 yıldır kocasından şiddet gördüğünü, aç bırakıldığını ve hastaneye hiç götürülmediğini iddia eden kadının ailesi, zalim kocayı jandarmaya şikayet etti. Mağdur kadının beyninde hasar olduğu tespit edildi.